Merhaba Melody, hoş geldiniz. Bugün yine hava buz gibi ve biz doğal olarak dışarıdayız. Çünkü buz gibi havaları çok seviyoruz. Bugün 100 liram var ve 100 liraya Flormar'dan nasıl bir makyaj çantası yapabileceğime bakacağız. Çünkü Flormar şu an Türkiye'de yabancı markalara kapı tutan bir Türk markası. Ve bakalım 100 liraya Flormar'dan tam bir makyaj seti yapabiliyor muyum? Yani bunun işte BB kremi, farı, allı, rimeli falan filan. Hadi gelin içeriye bakalım neler varmış. Evet, Flormar'dayız. Flormar'da indirim varmış. İndirim varsa biz de buradayız. Şu an bakıyorum neler var diye. Sanırım çok güzel şeyler var. Flormar'ın yeni 4 tane koleksiyonu var ayrıca. Çok genç ve parlak gözüküyorlar. Bakalım buradan neler alabileceğiz. Sanırım bu bir aydınlatıcı set. Başka ne varmış? Göz farları, rujlar. Yeni ojeleri. Çok karizmatik gözükmüyorlar mı? Aman tanrım, en sevdiğim şey kontür paleti. Sanırım en çok kullandığım şey bu. Burada onun dışında maskaralar falan filan filanlar var. Ben bunları da çok sevdim. Dış kapları da böyle pot gibi. Daha böyle comfort zone, yeni koleksiyon. Güzel, çok tatlı değiller mi? Bence çok sevimliler. Evet, artık bir yerden başlamam gerekiyor. O zaman önce alt bazlarla başlayalım. Baza uygun bir şey almam lazım ama günlük makyaj için bir şeyler alacağımızı düşünürsek güzel de. Bu BB ya da CC kremleri tercih edebiliriz. CC krem renk düzenleme kısmı için, suratınızdaki renk değişikliği. BB ise daha doğal görünüm sağlayan kremler ki bence göz altını böyle açtıktan sonra çok fondötene gerek yok günlük kullanım için. Bir yere gidecekseniz o zaman durum değişir tabii. O yüzden öncelikle BB kremlere bakacağız. Aa, çok güzelmiş. Bak, sırf bunun için alabilirim mesela. Buraya basıyorsun, ruj aşağı iniyor ve sana kapatıyorum, bir daha basıyorum. 3 günde falan bozarım büyük ihtimalle bunu ama çok eğlenceli değil mi? Bu baslardan almak lazım çünkü daha eğlenceli. Şimdi kontür paleti bakacağım çünkü buraya kontür paletlerini çok sevdim ama hangisinin benim için daha iyi olduğunu bilmiyorum şu an. O yüzden renklerine bakmam lazım. Hangisini seçeceğim konusunda çok büyük bir kararsızlık yaşıyorum. Çünkü hep daha koyu diye düşündüğüm için ama sanırım daha güzel gibi hissediyorum. Yani bilmiyorum ya. Kafam çok karışık. İşte böyle saatlerce zaman geçirebiliyorum. Bütün sorunum bu. Bir numaralı renk göz ve kaş altlarına süreceğimize göre sanırım bu olması lazım. Çünkü daha açık. Aslında çok da esmer değilim. Onu da göz önünde bulundurup bu. Kararımı verdim bu. O zaman bunu atıyoruz ve bu ne kadarmış? Sanırım 34. Buraya bakmaya devam ediyorum. Burada da aydınlatıcı ve kapatıcılar var ve bunlar da indirimde. Bakalım bunlar nasılmış. Daha iyi. Bence diğerleri çok açık olur bu sefer. Evet çok açık. 3 numarası genelde ideal yani senin tenin olur. Tamam, 3 numara alabilir miyiz o zaman? Bir tane kalan 3 numarayı ben almış bulunuyorum şu an. Ben de çok parlak tonlarda ruj kullanan biri değilim ama bu. Bunu çok sevdim rengini. Acaba kaç? Bakıyorum üstüne. 266. Kadınların en büyük özelliği bunları sayısıyla ezberlemek bence. 136 bu.
66'yı arıyorum. 36. 266 buldum. Rujumu da almış oldum böyle de. Yani şu an bir kapatıcım. Kontür paletim ve rujum var. Burada da şey var. Aslında çok güzel farlar var. Smoker sevenler için bunlar. Arıyorum ne kadar olduğunu. Sanırım 14'e düşmüş. Evet. 14. Çok iyi fiyat. Burada da kompakt pudralar var. Ben genelde bej kullanıyorum. Bej bir insanım sanırım. Acaba nasıl bitme? Denemem lazım. Alt kirpiklerimi sürdüğüm kadarıyla çılgınca uzun alt kirpiklerim olduğuna göre iyi bilmem. Bence bunu da alabiliriz. Doflonların push-up serisi. Gerçekten de push-up. Ama alt kirpiklerimi sürdüğüm için push-up kısmı biraz aşağıya doğru oldu. Bence gayet başarılılar. Push-up serisini genel anlamda sevdim. Ama ben rujum buldum. Koca ruju çok sevdim ben. Flormer'ın Future Historical diye bir serisi var, yeni koleksiyonu. Bunun parlama önleyici, sivilce oluşumunu önleyen, yansız ve pürüzsüz görünüm sağlayan bir fondötenim var. 7 numarası benim tenimmiş ki şu an burada var, hiç belli de olmuyor. Zaten bu serinin kapatıcısını aynı zamanda Rimmel'in de aldım. Yani sanırım ben bu seriyi çok sevdim. Şimdi bunu fondöteni de alıyoruz ve bu da 29'dan 19.90'a düşmüş. Bence gayet iyi bir fiyat. Şimdi iki şey daha almamız lazım. Bunlardan biri allık ve bir far paleti. Far paletleri buradalar. Binlerce far paleti var. Far paleti konusunda genelde hep çok kararsızım. Gelmeden önce Gül'den birkaç tavsiye almıştım. Onlardan biri de şeydi, krem farlara bak demişti. Şimdi krem far durumunda iki tane far seçeneğimiz var ama bu birazcık daha parlak, daha soft olan da sanırım yine aynı seriden alacağım. Dedi ki uzun süre dayanan krem farları var, onlardan al dedi. Bakalım nelermiş onlar. Uzun süre dört numarası aynısı acaba. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir rengi kalmamış. Çılgınlar gibi almışlar. Çılgınlar gibi almışlar. Hiçbir kendi rengisi kalmamış. Yine çok mutsuzum. İşte buldum. Burada bir aldık kontür ve aydınlatıcı var. Ve bu da yüzü şekillendirme serisi. Bu da 19.90. Bence gayet tatlı bir fiyat. Burada 2-3 tane kitimiz var. Sanırım benim için daha doğru olan kit bu. Çünkü pembe alıp kullanmıyorum. Her şey tarzı. Ve sanırım o da bu. Bakalım bu mu? Aynı kitin içinde hem kontür hem highlighter hem de blush. Bence böyle taşımak daha kolay. Hepsini tek tek taşımaktansa. O zaman 34'ten 19'a düşen bu kiti de almış oluyorum. Biz sette de bunlardan kullanıyoruz. Şu an tabii daha çok dibalma döndü o. Ama Flormer'ın fırçaları da çok başarılı. İnanılmaz başarılı. Acaba. Bu renkleri çok güzel. Bu sene metalik renkler çok moda ama ben ne yazık ki çok yeniliklere açık biri değilim. Normalde bu renkler de sürülebiliyor ama koyu renk gözlüyüm, koyu renk kaşlıyım, koyu renk saçlıyım. O yüzden daha çok hem de bir toprak olarak, bir toprak burcu olarak bu renkler benim için çok daha ideal renkler baktığımda. Gözümde canlandı koskoca mağazı yani. Sonuçta highlighter'ımız var, acaba böyle bir şey seçip biraz da sarıya mı kaysak? Çünkü bu sene en çok gördüğümüz şeylerden biri sarı farlar. Arasına gidip geliyorum ve
Buna karar verdim. Hem dörtlü far seti, bu da 19.90. Yani kalan paramızı böyle tamamen bitirmiş olacağım. Ama şöyle bir durum var. Her şeyi aldım. Her şeyi aldım. Vallahi aldım. Gidiyorum artık. Aldım her şeyi. İyi günler de kullanın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunlardan neler aldım merak ediyorsunuz. Bir sonraki videomuzu izleyeceksiniz. Böylece bunları nasıl kullandığımı ve yeni makyaj çantamı size paylaşmış olacağım. Yani siz de gelin, hem çok güzel indirim var hem de çok güzel ürünler var. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.